ما شاء الله ما شاء الله كل يوم كل ما يكبر كل ما يصغر. Merhabalar Gökmen Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Hayırlı olsun inşallah. Dedim Kaya, bu da Mardin İş Adamlar Dernek Başkanı. Gözüm bir yerde ışınıyor. Mardin'le de başkanı. Nasılsın başkanım? Benim Lübnanlı ortağım Adil Al-Katib. Memnun oldum. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı olsun. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı olsun. Başkan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sekreter Çizgiler Kurulu olarak hoş geldiniz. Geldikçe görüyorum. İnşallah. Sağ ol. Beni tanıyamazsınız. Ohoho. Bugün mutlu geçti. Çok. Bugün. Bu Süleyman Bey başkanım. Ben seni çok seviyorum. Ben hiç olduğunu sürüyorum. İşiyor. İşiyor. Şöyle. Allah razı olsun. Ben size de diyorum yani. Ben başkana şunu dedim. Bir söz verdi. Bir sözümüzü aldık. Hamdolsun. Allah nasip etti. Evet. Size de nasip etti. Evet. Ha, Ömer başkanım olmasaydı ama Akkuş firması da olmasaydı veya Bostur gene yapamazdık. Aynen. Biz burayı. Yani sizden de Allah razı olsun. Ama başkanım da bu işin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ ol ya. Sizler kurulu olarak hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Yok böyle bir sevinç ya başkanım ya. Hakikaten güzel. Merhaba, hoş bulduk. Bunlar yöneticiler bizim İdris başkanı. Caner Bey merhaba. Abi nasılsın? Merhaba Bey, merhaba. Maşallah. Sağ olun. Nasılsınız? Büyük. Hamdolsun. Zeytin burnunu göktüre çıkartıyoruz her yer. Çok şükür Allah'a. Yetkili bürokların avukatıyım ben. Nasılsınız? Öyle mi ya? Memnun oldum. Mustafa Doğan İnal'la beraber selam. Öyle mi? Evet. Çok selam ediyorum. Birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, birlikte. Değil mi? İlk defa duyuyorum. Öyle mi? Başkan kadar sen. Merhaba, ben de eşim Mehmet. Vallahi İkram Kızı'na çalışıyorum. Merhaba. Özkaymaz'a selamlar. Başkanım. İnşallah. İnşallah. Elinize emeğinize saygılar. Estağfurullah. Sizin de öyle. İlginize. Hep beraber. İnşallah. Hep beraber. +1, +1 ve dubleks dairelerden oluşacak aile konseptine uygun olarak planlanan, sosyal imkanlarıyla da ön plana çıkan aile konakları Merkez Efendi projesinin temel atma törenini anlamlı ve huzurlu bir günde gerçekleştiriyoruz. Ve bereket olsun düşüncesiyle kelamların en güzeliyle törenimizi açıyoruz. İlk olarak hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerif tilavet etmek üzere İzzettin hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة İzzettin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, nefesinize, yüreğinize sağlık. Temel atma törenimize protokol konuşmalarıyla devam ediyoruz. İlk olarak selamlama konuşmalarını yapmak üzere kat maliki site yöneticisi Sayın Yüksel Sönmez'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Herkese merhaba. Böyle bir güzel günde hep bir araya geldik. Ne mutlu bize. Zeytinburnu Belediye Başkanım Sayın Ömer Arasoy ve Belediye Başkan Yardımcılarımız İdris Atabay ve Osman Diç Beyefendi sizler de hoş geldiniz. Abdülkadir Bey merhaba, sizler de hoş geldiniz. Efendim ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım. Fazla uzatmadan, Ömer Bey de burada fazla bekletmeden çünkü işi burada yok. Her yerde işi var Ömer Bey'in. Şimdi efendim, bizler Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 6306 sayılı kanun çerçevesinde kat karşılığı sözleşme yapmamız için bize kat malikleri 252 tane daire 10 yönetici arkadaşıma yetki verdi. Bu yetki çok ağır. Bu yetkiye yüklenmek, sırtlanmak ve yanlış yapmamak ve blok sakinlerine, arkadaşlarıma, komşularıma ceplerinden de bir kuruş para çıkartmadan bu işi yapmak. Bu nasıl olacak? Olacak. İnandık. Arkadaşlarım gece gündüz çalıştılar. İnanın bana yüzlerce saat. Gittik geldik. Ne Ankara kaldı, ne İstanbul kaldı, ne belediye kaldı. Direkt çıkmadığımız yer kalmadı. Sonunda başardık. Ama arkadaşlarım çok yoruldu. İnanılmaz bir gayret, inanılmaz bir sevda ile, aşk ile bu işi yaptılar. Ve bugünlere geldik. Bugünlere geldik ama bizim bir emsal sorunumuz vardı. Bu emsal sorunu nasıl aşılacaktı? Çok kötü. 9 seneden beri biz bu işle uğraşıyoruz. Uzun yıllar uğraştık ama müteahhitlerle anlaşıyoruz. Emsalde tıkanıyoruz. Yok, bir emsal. Daha üzeri yok. 3 yıl önce Belgrad Sosyal Tesislerinde daha Ömer Bey başkan değil, başkan adayı. Ömer Bey'e rica ettik, derdimizi anlattık. Dedik ki paramız yok. Bize para verdirmeden öyle bir emsal verin ki en müteahhit kazansın, en biz kazanalım. Anlattık derdimizi, konuştuk. Ömer Bey peki dedi, ben bunu yapacağım. Burada en önemli şey seçimden önce, seçimden sonra değil, seçimden önce. Ve Ömer Bey bir hafta sonra bize 1.5 emsali çıkarttı. Dedi ki yetmez. Velhasılı yetmez deyince peki dedi, bakanlıkla
defalarca belki görüştü. Biz bilmiyoruz arka planda neler oluyor. Murat Turun beyefendiyle konuştu, anlattı ve 1.9 hemşeri bize aldı ve verdi. Dedi ki hayırlı uğurlu olsun, siz dedi 1.9 hemşeri aldınız, yola devam. Peki dedik biz de. Biz de bu arada ne yaptık? Tekrardan bu işi yapabilecek, kudretli, işi iyi bilen, inşaat kalitesi yüksek olması ve de bu şartlarda burayı yapabilecek güçlü bir inşaat şirketine ihtiyacımız vardı. O da Bozdört Akkuş Abdülkadir Akkuş Bey. Abdülkadir Bey'le oturduk. Ve ekibimle oturduk, konuştuk. Bizim ne yalan söyleyeyim, %80 inanmış geldi. Ben burayı alacağım diye geldi, bize fazla da bir şey bırakmadı. Ama o %20 de müteahhit ya, illa ki kendi de bir şey alacak. Ama biz ona izin vermedik. İzin vermedik çünkü izin veremedik. Zaten biraz sonra Süleyman abi gelecek, o da bir şeyler koparmaya çalışacak. İnanıyorum çünkü. Ve sonuç itibariyle biz Akkuş Bozdört firmasıyla bu işe girdik. Girdik de bize bir mimar lazımdı. Kat maliklerinden bir de avukat. Avukatımız Ferah Yıldız hanımefendi Akkuş Bozdört firmasıyla hukuki süreçlerde, toplantılarda inanılmaz bir şekilde bize yardımcı oldu. Allah ondan da razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu arada Mahmut Çelik mimarımız Mahmut Çelik bize projede Hakan Bey ne kadar müteahhit çalışsa bile, Hakan Bey buralarda bir yerdedir de, Hakan Bey ne kadar müteahhit çalışsa bile, ama dedi ki Hakan, götürün seveyim, burada kul hakkı var. Sakın. %50-50 oranında yap şu işi, ondan sonra gerisi dedi, devam edeceğiz. Şimdi efendim, yönetici arkadaşlarıma, efendime söyleyeyim, Abdülkadir Bey'e, herkese bir bir teşekkür ederim. Komşularım, burada bizim sorunumuzu çözen en önemli kişi, 1.9 emsali almakla bizim tıkanmış olan emsal problemimizi çözen Sayın Belediye Başkanımız Ömer Arısoy. Şimdi çok fazla konuşmak istemiyorum. Daha fazla konuşursam daha 2,5 saat konuşurum. Şimdi Abdülkadir Bey'e Allah güç kuvvet versin. Allah utandırmasın. İnşallah bu inşaatı da çok güzel bir şekilde gayretle, kuvvetle bitirmeyi Allah nasip etsin. Komşularımızla inşallah 252 tane daire tekrar aynı komşularımızla Cenab-ı Allah buraya gelmeye nasip etsin. Efendim, sözlerime burada son verirken Ömer Bey'e, İdris Bey'e, Osman Bey'e, Abdülkadir Bey'e ve Türk komşularımıza hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Teşekkür ederim. Efendim bizler de Kat Maliki site yöneticilerinden Yüksel Sönmez Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir diğer Kat Maliki yine site yöneticilerinden Sayın Süleyman Fide'yi sizlere hitap etmek ve düşüncelerini almak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Yüksel arkadaşımız gereken her şeyi söyledi. Yani biraz kısa dedi ama bayağı da derinlere indi. Şimdi benim komşularımızın adına herkesin derdini şeyini bilen temsilcilerden vereyim. Benim hazır Ömer Başkan'ın hazır Abdülkadir Bey'i yan yana yakalamışken bizim bir yakında doğacak bir sorunumuz var. Kira sorunları. Şu anda sağ olsun Abdülkadir Bey'in yani
Bostörd'ün vermiş olduğu kiralar alıyoruz. Yılbaşında da bunun efektife veya enflasyona göre bir artışını alacağız. Bu doğal bir hakkımız. Şimdi bizim bir de sözleşmede 20. maddeden doğan bir hakkımız daha var. Bu da sözleşmede gelen 20. maddede devlet yardımı bittikten sonra Bostörd firmasının maliklere biner lira 2 sene öncenin sözleşmede yazan rakam biner lira taahhütü var. Şimdi ben geçen hafta Ömer Başkan'ın yanına gittiğimde bunu dile getirdim. Kendisinden bir yardım istedim. Nedir? Devlet verdiği kiralar 15 Ocak'ta bitiyor. 15 Ocak'ta. Eğer dedim başkanım, bundan sonra bizim kiralar, iki senedir kiradayız aşağı yukarı, çok yükseldi. Mağduriyetler olmaması için, insanların sizin yanınıza başınıza ağrıtmaması için, öyle demedim mi başkanım ben size? Öyle dedim. Siz dedim bir yardımcı olun. Devletin verdiği yardımı 36 aya çıkarabilir miyiz diye teklif ettim. Bu da yardımcı olabileceğini söyledi. Dedim o olmazsa Abdülkadir Bey'i çağırırsınız, sizi çok seviyor, kırmaz. Devletin vermiş olduğu şu andaki 1500 lirayı bittikten sonra 15 Ocak bittikten sonra bize versin. Ben bunu istiyorum. Siz istiyor musunuz? Bizim diğerlerini hepsini biliyorsunuz. Ortak sayfalar hepimiz yazıyoruz. Yarın mağduriyetler başlayacak. Hazır çok güzel evler yaptı başkanımız. Evler olacak güzel, biz olmuş gibi kabul ediyoruz. Ama bir de bir mağdur olmadan şu sözü Abdülkadir Bey'den almak istiyorum ben şahsen. Tamam, o zaman konuşmasında kendisi ifade edecek. Şimdi komşuların herkese hayırlı olsun. Güle güle inşallah oturmak hepimize Allah nasip etsin. Hepinizi çok seviyorum. Süleyman Fide Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugün şimdi kendisine en çok teşekkür edilen, bu işin önemli olan da emeğinin, zahmetin yüklenen isimlerden bir tanesi Bosfor Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Akkuş'u alkışlarınızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Alya makasıyla 8 tane projemizi tamamladı.
Şu anda da 6 projede 1.75 adet konut, 35 ticari gayrimenkulün alanının inşaatına devam ediyoruz. Bunlardan en iyisi, en yenisi az sonra temellerini atacağımız Alya Konakları Merkez Efendi projesinin bittiğinde yaklaşık olarak 467 konut, 115 ticari gayrimenkulden oluşacak projemizin geçici satış ofisi de şu anda hazır durumda. Dairelerimizin genellikle 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 ve dübleks olmak üzere kullanılır. Biz genellikle projelerimizde sosyal donatılara büyük önem veriyoruz. Yeşil alanlar, fitness salonları, saunası, hamamıyla tüm sosyal donatılara en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Biz gerçekleştirdiğimiz her projemizi bir eserimiz olarak görüyoruz. Ve eserimiz de yatırımcılarımızın aileleriyle birlikte keyifle nefes alabilecekleri huzurlu yaşam alanları yaratıyoruz. Bilgimize ve öz kaynaklarımıza güveniyoruz. Her projemizi söz verdiğimiz tarihte ve söz verdiğimiz kriterlerde dikkate alarak teslim ediyoruz. Biz burada hem Akkuş grup olarak hem Erfatih grup olarak finans gücü olarak biz Akkuş Tekstil'in ve Akkuş grubun Türkiye'nin ilk 500 büyük firması arasında yer alması vesilesiyle ihracat alanında da güçlü bir firma olması vesilesiyle amiral gemimiz olması vesilesiyle biz finansal açıdan elimizden geldiğince tüm projelerimizi zamanında teslim edip hiçbir aksaklık yaşanmaz. Bizim için önemli olan sözdür, dürüstlüktür. Biz, bir lafım var, dürüstlük eşittir başarı. Eğer biz dürüst olursak tüm bu projelerimizde büyük başarı olur. Çünkü bunun neticesi de şudur, 8 tane projemizi de zamanında teslim ettik aksatmadan. Şu anda da devam eden 6 tane projemiz var. Önemli olan biz her projemize yüzümüzün hakkıyla gerekirse eve ağaç gideriz, susuz gideriz ama projelerimizi ve sözümüzü yerinde tutarız. Söz her şeyden önemlidir. İtibar her şeyden önemlidir. Biz itibara önem veririz. Bizim için para ikinci plandadır. Biz paraya hiçbir zaman önem vermeyiz. Eğer biz işimizi dürüst bir şekilde yaparsa zaten bunun arkasında itibar da gelir, para da gelir, dürüstlük de gelir. Değerli konuklar, sözlerimi burada son verirken projenizin hayırlı olmasını diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bospor Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Akgüş'e çok teşekkür ediyoruz. Son olarak hayata geçirdiği özgün projeler ve insan merkezi kalıcı hizmetlerle Zeytinburnu'na değer katan kıymetli belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u size hitap etmek üzere alkışlarınızla rica ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli komşularım, değerli hemşehrilerim, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, Mardin Federasyonu başkanımız, değerli belediye meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarım, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İETT blokları dönüşümünün temel atmasına hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bu Kasım ayının ilk cuması, yazdan kalma günde çok huzurlu, mutlu bir vesileyle bir aradayız. Benden önce Süleyman abi, Yüksel abi konuştular. Burası YTT blokları Zeytinburnu'nda dönüşüm denince ilk akla gelip Dünya Bankası projesiyle teklif götürülen bir yerdi. Hafızam beni yanıltmıyorsa 20 yıl önce herhalde. Oradan uzun hikaye, ben Zeytinburnu'ndan ayrılıp yeniden Zeytinburnu'na hizmet etmek üzere döndüğümde kucağımda bulduğum işlerden birisi oldu. Süleyman abi detayını anlattı. Onun belki hatırlamadığı bir görüşmemiz daha var. Burada yıkılan blokların içindeki bir evde çok az sayıda bir malikle, temsilciyle gecenin ilerleyen saatlerinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Seçim öncesinde. Seçim öncesinde, evet. Şükürler olsun, buranın
bir imar planı sorunu vardı. Biraz önce söylendi ama oraya bir açıklık getirmek gerekir. Netice itibariyle biz bütün Zeytinburnu'nda bütün evlerin depreme dayanıklı olmasını arzu ediyoruz. Bunun içinde dönüşmesini arzu ediyoruz. Şimdi oralara gelecek değilim. Buranın avantajı şuydu. Komşu parselle planı eksikti buranın. Ben maliklere, temsilcilere dedim ki sizi komşu parsele eşitleyeceğiz. O da sizin meselenizi çözecek. Hakikaten burada bir kez daha minnetle, şükranla anmak istediğim bir isim daha var. O da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. Kendisine arz ettim. Biliyorsunuz 2019 yılında birkaç defa Zeytinburnu'muza geldi. Çünkü Zeytinburnu'muzda bu dönüşüm meselesi çok önemli bir konuydu. Kendisine anlattım. Seçimden önce imar planını yaptı, gönderdi. Bir yanlış anlaşılmayla. Onu da tekrar aradık, izah ettik. Net ve brüt meselesinden kaynaklanan bir yanlış anlaşılmayla. Düzeltmesi seçimden sonraya kaldı. Sonrasında İETT blokları, malikleri, komşularımız inandılar bu meseleye. Biraz önce konuşan iki komşumuz, Yüksel abi ve Süleyman abi, gerçekten bütün blokların temsilcileriyle güzel bir mücadele yürüttüler, bir çalışma yürüttüler. Biraz önce konuşan yatırımcı arkadaşımızı onlar buldular. Muhtemelen kaçıncı firma onu bilmiyorum. Bu süreçte o zaman kentsel dönüşüm müdürüydü. Şimdiki başkan yardımcımız İdris Atabay'ın, şu anda kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü yapan Enes Şen'in çok büyük emekleri, katkıları olmuştur. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Uzun sürdü. Buradaki komşularımızın birçoğuyla haberleşiyoruz biz. Onlar uzun yıllardır Zeytinburnu'nda oturmalarına rağmen buradaki evleri, konutları riskli yapı sürecine tabi tutulduğu için şu anda başka ilçelerde yaşıyorlar. Uzak ilçelerde yaşayan hemşehrilerimiz var. Ama bugün mutlu sonun en önemli ayağındayız, temel atmadayız. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ben bu bir mutlu gün, hakikaten Cuma'nın bereketi. Tekrar teşekkürle anmak istediğim birkaç ismi sayayım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Zeytinburnu'na verdiği destekler için. Bu planın yapılmasında emeği olan kentsel planlama genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Buradaki süreci biraz önce andığım başarıyla yürüten değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Blokların temsilcileri çok yoruldular. Onlar sadece kendi hisseleri adına değil, bütün yükü de omuzladılar. Biraz önce iki arkadaşımızı dinledik. Abimizi, arkadaşımızı, komşumuzu dinledik ama her blokun bir temsilcisi vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve elbette bu yükün altına giren yatırımcı firmamızı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah güle oynaya teslim töreninde bir arada olmayı da Allah nasip etsin. Huzur içinde tamamlamayı Allah nasip etsin. Kazasız belasız mutlu bir biçimde tamamlamayı nasip etsin. Süleyman abinin bahsettiği konu, evet, bana son geldiğinde söylemişti onu. Yine biraz önce andığım arkadaşlarla, mesai arkadaşlarımla, yatırımcı firmayla birlikte bir neticeye kavuşturmayı biz de çok ümit ediyoruz, istiyoruz. İnşallah onu da bir neticeye kavuşturmak mümkün olur. Geriye biraz önce Abdülkadir Bey sözden bahsetti. Bir sözü atladı ama ben bana bıraktığını düşünüyorum. Biraz önce butona basıp temel atacağız. Bir teslim tarihi sözü almamız lazım. Sonra hep birlikte takip etmemiz lazım. Ben şimdiden 2 dakika içinde teslim tarihini düşünesin diye söylüyorum. İnşallah zamanında ve tekrar huzur içinde teslim etmeyi nasip etsin. Biraz önce Yüksel abi söyledi. Buradan ayrılan komşularımızı tekrar buraya sağlık afiyet içinde dönmeyi Allah nasip etsin. Biz 15 ay başkanım. Dur bakalım, 15 aya belki gitmez Süleyman abi ya. En uzun diyelim o zaman. En uzun, evet. 15
ay, 15 ay ne yaptın Seval abi? Başkanım, ben senden yanayım ya. Tamam, sağ ol. Her ay 3 ayda bir 4000 lira para ödeyecek bize. Onun için diyorum ben daha erken. Erken teslim etmesi tabii ki onun da ayrına. Burada huzur içinde yaşamalarını niyaz ediyorum, diliyorum bu mübarek günde. Bu açılış törenine gelen bütün komşularımıza tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı çağlar diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Şimdi temel atma butonuna basılacak ama onun öncesinde bir 2 dakikalık Ayrıca Konakları Merkez Efendi Projesi ile ilgili bir tanıtım filmimiz var. Hep beraber o filmi izleyelim, sonra kurbanımız kesilecek, ardından butonlara basılacak. Buyurunuz. Merkez Efendi Projesi'nin şimdi temel atma butonuna basılacak. Arkadaşlarımız buton cihazına diğer kentsel dönüşüm projelerimizin başına Allah'a şükürler olsun, yola çıktığımızda verdiğimiz sözleri bir bir tamamlıyoruz. Geriye bir tek Üsküp Mahallesi kaldı, hemen komşumuz. Oranın da eli kulağında inşallah orayı da çok kısa bir süre içerisinde yeniden ikinci kez komşularımızın huzuruna çıkacağız. İnşallah orada da böyle huzur içinde bir temel atma yapmak nasip olur. Şimdi kritik soruyu biraz önce söyledim. Süleyman abi 15 aya razı. Ama ben 15 aya razı değilim. Yani ben malikler de değilmiş. Ne zaman teslim ediyoruz Abdülkadir? Başkanım, burada teknik ekip var. Süleyman Bey burada mısınız? Bize... Buradayım, buradayım. Ha, öbür, ya, öbür Süleyman, öbür. Tamam. Teknik ekip kimse uçağı. Geliyor Fedevel. Geliyor mu Süleyman Bey? Süleyman Bey, Sayın Başkan 15 ay diyor. 15 ay demiyorum, 15 ay razı değilim. İnşallah başkanın arzularını yerine getirir. Güzel bir şey. Tarih sözleşmede 36 ay var biliyorsunuz Süleyman Bey. Bizi bu kadar sıkmayın, kaliteyi bozmayalım. 36 ay 24 ayı geçti zaten. 24 ayı. Oğlum 12 ay kaldı. Sözleşme imzalayalı 24 ay oldu. Sözleşme imzalayalı. 12 ay. Sözleşmeye uyacağız. 12 ay kaldı. Şöyle bir şeye bağlayalım. Zarar etmemek için 15 aya razı olalım. Burası daha çok istiyor. Dolayısıyla huzur içinde tamamlamayı Allah nasip etsin. Kazasız belasız bir arkadaşımızın, çalışan bir arkadaşımızın tırnağına taş değmeden tamamlamayı nasip etsin. Huzur içinde oturmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah ya Allah diyoruz.
Antalya Konakları Merkez Efendi Projesi Zeytinburnu'muza, Merkez Efendi ailemize hayırlı olsun diyoruz. Teknik Beyler'imizi Sayın Başkanımızın yanında yerlerini almaya davet ediyor. Teşekkür ediyorum. Enes Bey ile İdris Bey'i çağırıyor musun? Enes Bey, İdris Bey. Enes Bey nerede? Enes Bey'i duymadı. Enes Bey'i Ya şu avcılar odasını değiştirin bak. Bana bir önerge verdi. Daha şey gelmiş. Ben orada